Oyun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Yılın son videosuyla beraberiz arkadaşlar. Sohbetli, muhabbetli, sizlerden gelen soruları yanıtladığım ve aynı zamanda da kendim öyle bahsetmek istediğim bazı konulardan sohbetleyeceğim bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar video herhangi bir şekilde editli katlı falan filan olmayacak. Direkt dümdüz sohbet videosu editsiz direkt yükleyeceğim. Öncelikle bugün yılbaşından bir gün öncesindeyiz öğlen saatindeyiz Burası nedir? Size çok kısa bir bahsedeyim sonra sizin sorularınıza geçeceğim Ondan sonra başka bahsetmek istediğim şeylere gideceğim Buru arkadaşlar benim yeni ofisim Ev değil yeni bir ev değil aynı evde oturuyoruz hala ama Buraya bir iş yeri olaraktan buraya geçtim Sadece artık YouTube tarafında değilim Başka bir iş üzerinde de aynı zamanda uğraşıyorum. Ee, i̇nternet üzerinde bir nasıl diyeyim kimliği olacak bir iş, iş değil aslında. Biraz daha tam oturduğunda size tam ne iş yapıyorum ve hani web sitem falan da şimdi yapıyorum onları da hallediyoruz. Şu anda 3 kişilik bir ekip ile beraber aynı zamanda yeni bir iş üzerinde de uğraşıyoruz. Bu iş tam anlamıyla %100 faale geçtiğinde Size bu işten de bahsetmekten gurur duyarım. Tabii ki de hani web sitemi paylaşırım, ne yapıyoruz, ne ediyoruz falan filan. E, çoğunuzun tahmin edeceği üzere, canlı yayınlarda birkaç kez bahsetmiştim ama tahmin ediyorsunuz biraz yapacağım şey. Yani aslında şu ana kadar edindiğim bilgi birikimimi kullandığım bir sektörde bir iş kuruyorum. E, ve burası da onun iş yeri, ofisi. Burada benim odam. Öncelikle burası bir şey olmuş olsun tamamlanmış olsun bu sor soruları şimdi geçeceğim arkadaşlar Instagram'dan yolladığın soruları şimdi açtım önüme. Ee, sorular falan daha öncesinde bakmadım beraber kaydıracağız bakacağız arkadaşlar ee, Mustafa demiş ki E-Spor takımı kuracak mısın demiş ee, aslında Wild Rift'i ilk duyurduklarında ve Wild Rift'te çok e böyle hani yeni kanalaştık heyecan yaptık falan filan. O ara e-spor takımı kuracağım konusunda çok net hissediyordum. Hani elime bir para geçtiğinde, o zaman bir e-spor takımı kuracaktım. Bu para tabii ki de havadan yağmıyor abi. Wild Rift'teki yeni açtığım kanaldan biraz para kazanıp, orada kazandığım paraları tamamen biriktirip takım kurup, orada da takıma işte e, yatırım yapmak aslında amacım. Ama gel gör ki o taraf e, bu konuda beklenen patlamayı yaşamadı abi. Ondan dolayı hani aynı zamanda bu soru bu tahmin ettiğim bazı sorulara da yanıt olacak. Niye Wild Rift'i hala çekmiyorsun falan gibi. Wild Rift'i hala niye çekmediğim sorusuna ayrıca geleceğim ama bırakmış olmamın ondan sonra Aranof Veiler zaten ayrıca başladığım benim için çok güzel bir iş. Ondan da bahsedeceğim ama Wild Rift biraz istenen hype'ı yakalayamadı. Ve ondan sonrasında yavaş yavaş düşüşe geçti arkadaşlar. Yani direkt direk size dümdüz açık ve net de söyleyebilirim. Kazandığım ortalama parayı o zaman için e, Tokzilla kanalından ayda 2000 ila 3000 TL arası para kazanıyordum. Yani o zaman da asgari ücret kadar etmiyordu zaten o para. Şu anda asgari ücretin çok altında kalıyor. Ve reklam piyasasında tamam kur ile beraber yükseliş oluyor. Ama şu anda herhalde o kanal aynı rakamlarda izlense... Şu anda da en fazla 3000 ila 4000 arasında dolaşırdı yine asgariyi bulmazdı diye tahmin ediyorum. Ve yavaştan o kanalı bırakmış olmamın sebebine de geçeceğiz arkadaşlar. Diğer sorulara bakalım. E, Veres yazmış birisi. Veres ne demek? Dümdüz Veres yazmış. Lol yazmış sadece birisi. Bu yılın sana kattığı veya senden aldığı şey nedir? Bu yıl bana arkadaşlar çok ilginç deneyimler kattı. Çünkü eşime Hazel'e bir iş yeri açtık. E, sıfırdan fiziksel bir iş yeri açmanın deneyimini kattı ve aynı zamanda bana burayı da açmanın aklımda her zaman yapmak istediğim bir iş olarak kafamda bulunan bu işin cesaretini verdi, cesaretini kattı. Bu yıl gerçekten bana çok şey kattı. İki tane iş yeri açtık bu sene içerisinde. Benden neler aldı? Bayağı bir enerji aldı ama hala bomba gibiyim açıkçası çünkü bir şeyler yapmaya çalıştıkça daha çok böyle yeni bir girişime girdikçe yeni bir proje çıktıkça ortaya her zaman böyle daha enerjik hissediyorum açıkçası. Bu YouTube hayatımda da her zaman böyleydi yeni bir video serisi başlayınca ona abanıyordum bir günde belki 7 saat 8 saat sadece yeni başladığım oyunu oynuyordum yani yeni başladığım oyunlarda da böyle her zaman heyecanlıyımdır yeni bir şeylere her zaman çok açığımdır. Ben bana e, açıkçası çok fazla deneyim kattı bu sene e, o bağlamda söylemek gerekirse. Ne zamandır Wildrift videosu atmıyorsun demiş Durukan Fuat. Wildrift videosu atmamamın ve aynı zamanda Wildrift kanalını bırakmış olmamın sebeplerini de ayrıca şimdi anlatmanın bence zamanı geldi. Wildrift çek gelmiş birisi piyasada doğru düzgün adam yok, bir tek sen varın. Artık atmıyorsun demiş Fatih ATK Altrı 4K. Arkadaşlar piyasada doğru düzgün wilderf çeken adamın olmamasının sebebi e, ya da hiç kimse çekmezken benim çekiyor olmamın sebebi oyunu seviyordum ama oyun para kazandırmıyordu. Kimsenin bu oyun üzerinde herhangi bir şekilde odak koymaması, ayda bir wilderf videosu atması, iki ayda bir video wilderf videosu atması. Hani e, wilderf kanalı açıp ondan sonrasında wilderf kanalında hiç ilgi göstermeyip ayda bir, iki ayda bir video atılıyor olması falan birçok YouTuber tarafından gördüğünüz bir hareketti. Birkaç ay öncesinden söylüyorum. Ve ben o sıralar günde 7 saat, 8 saat canlı yayında aralıksız Wild Rift oynayıp Öküz gibi işte sıralama kasıp Fiz Dünya üçüncülüğüne kasıp pardon, Avrupa üçüncülüğüne kasıp ondan sonra her gün Wild Rift videosu yayınlıyor olmamın sebebi benim biraz enayiliğimdi. Enayilik demeyelim. Oyun seviyor olmak yani paraya bakmıyordum. Keyif alıyordum. Ve o zaman yapacak başka bir şeyim de yoktu. Yani lol çekmek falan filan dışında tabii onlardan bahsetmiyorum. Lol çekmekten sıkılmıştım tabii ki o zaman. Ee, daha çok para kazandıracak olsa da gerçekten tahammül edemiyordum o vakitler oyuna. O zamanlar dediğim gibi oyunu seviyordum ama biraz enayilikti. Çünkü hani bunu sadece bir iş kapsamında bakarsak asgari ücretin altında para kazanarak 7 yıldır bir sektörde bulunan bir insan olarak 2000-3000 lirayla idare etmeye çalışıyordum. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey yani alakasız çok saçma sapan bir hareketti. Para kazanma bağlamında bakarsak ama eğlence keyif olarak ben keyif alıyordum tabii ki de oyundan. O yüzden oynadım zaten. Yani ne oldu abi? Ee, bir yerden sonra para kazanma bağlamında bakmak zorunda kaldım ben de aynı şekilde. Çünkü kimse sırf ben Wild Rift oynuyorum diye bana maaş vermiyor. Kimse ee, ya da işte ne bileyim siz videoları ücretsiz izliyorsunuz. Arada çıkan reklamlardan 3-5 kuruş bize para geliyor. Bu sistem bu yani. Bir nevi sistem kurbanı mıyız ya çok da değiliz aslında aynı zamanda Wild Rift'e oynamaktan sıkıldığım için de bırakmıştım tek sebebi para değildi ee, ama para burada önemli bir faktör arkadaşlar çünkü hani sizler de aileniz de ya da şu anda dünya üzerinde yaşayan herkesin bir noktada yaşamaya devam etmek için bir noktada para kazanması lazım. Miras zengini değilseniz ondan dolayı o para kazanma ihtiyacı benim de aynı şekilde bulunduğundan dolayı ee, ve aynı zamanda Wild tam bırakacağım zamanlarda gerçekten çok güzel bir proje olarak Iron of Valor geldi. Yıllar önce Strike of Kings zamanında da 5 e, yıl falan önce galiba ilk Strike of Kings'in Türkiye lansmanında da vardım. Onun offline etkinliğine gittik. Turnuvasında oynadık. Videolarını çektik. Ondan sonra 2-3 dalga daha geldiler. Hepsinde de ben vardım. Ve oyunu da severek de oynuyordum. Sadece videolar içerisinde de değil. Video dışında da oynuyordum. Şu anda da aynı şekilde. Arnof of devam ediyoruz. Ve severek de oynuyorum oyunu. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor. Sevmediği yüzünden belli falan diye. Abi yüzümde alnımda o bu oyunu sevmiyorum falan yazmıyor. Ben sizlere samimi bir şekilde bu video içerisinde özellikle söyleyeceğim her şeyi çok net ve doğru şekilde aktarmaya çalışacağım. Çünkü bazı arkadaşlar sağa sola çekmeye çalışıyor söylediklerimi. Ee, samimi bir şekilde söylüyorum. Oyunu aynı zamanda yayın dışında, video dışında da oynuyorum. Canlı yayınlarımda da oynuyorum bu arada. Ee, videolarımda sizlerle paylaşıyorum. En keyif aldığım maçları ya da o gün bir şey oynamayı canım çekiyor. Öncelikle işte bir şey yapıyorum. Giriyorum, elimi ısıtıyorum falan tak videoya giriyorum. Çekip sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki de aynı zamanda para da kazanıyorum bu işten ve deneyim kazanıyorum. Çok iyi insanlarla, çok kaliteli insanlarla iş yapıyoruz şu anda gerçekten. Siz bir şey soruyorsunuz, ben karşıya yönlendiriyorum. Aynı gün ya da ertesi gün bana cevap geliyor. Seslendirmeyi sordunuz, ertesi gün cevap geldi. Ondan iki hafta sonra seslendirme yapılmaya başlandı. Anlatabildim mi? Hani belli başlı küçücük sorunların 6-7 ay giderilmediği durumlardan geldik biz buraya bezmiştim artık bazı şeylerden ee, para kazanmanın dışında da gerçekten bir oyunu oynarken bir oyunda ee, biz oyunları oynarken aynı zamanda yüceltiyoruz arkadaşlar hani bu şey değil reklamını yapıyoruz Wild Rift'i mesela Wild Rift e nasıl girilir videosu çektim 150 bin 200 bin belki şu an kaç izlenmiştir bilmiyorum toplamda o videodan en az 10 bin 20 bin tane Wild Rift oyuncusu ortaya çıkmıştır oynayabilen oynamak isteyip giremeyen bir sürü insan vardı yani şeyi de söyleyeyim ortalama olarak bir oyunu kullanıcı kazandırdığınızda yaklaşık böyle 1 dolar 2 dolar bazen daha çok para kazanırsınız anlatabiliyor muyum yani benim 20 bin tane kullanıcı herhangi bir şekilde para kaygısı olmadan zaten bunu yapıyordum orada Çünkü o oyunu seviyordum Yıllardır oynadığım LoL'ün, yıllardır videolarını çektiğim LoL'ün burada hem benim için yeni bir nefes, yeni bir kanal olma ihtimali vardı falandı filandı. Neyse, çok uzatmıyorum. Arun of ekibi gerçekten muazzam. Bir sürü irtibatta, irtibat kurabileceğim insan var şu anda. Bir sürü iletişimde olduğum insan var. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ara ara anket yolluyorlar. Oyunla alakalı her şeyi soruyorlar. Sevmediğiniz en küçük noktaya kadar söyleyin. Biz bu oyunu sizin seveceğiniz şekilde yapmak istiyoruz diyorlar. Yani e, kitleye bu şekilde yaklaşanları e, neyse şey bazı şeyler söyleyeceğim şimdi yanlış olacak söylemek istemiyorum çünkü ben bir firmayla şu an aktif olarak çalıştığımız için başka bir firmaya kötü bir şey söylemem etik olmaz o bazı düşünceler içimde kalması gerekiyor o yüzden arkadaşlar hem yasal olarak hem de etik olarak ama siz neler olduğunu Aylar öncesinde oynadığım oyunlar içerisinde şikayet ettiğim durumlardan çok da iyi bir şekilde biliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Devam edelim. Video fikirleri var burada. Bazı lol video fikirleri. Dur bakayım. Bilgisayar oyunlarına ne zaman döneceksin? Tal demiş Talha. Bilgisayar oyunlarına da döneceğim arkadaşlar. Önce dediğim gibi Hazel'in iş yerini açtık. Bu yaklaşık 2 ay civarında sürdü. Burayı tam açtık diyemiyorum hala. Arkadaki karga şeyi görüyorsunuz. Tamamen bir şeyler oturmadı ama e, aynı zamanda burada faaliyet de çalışıyor şu anda. E, elimizde birkaç işimiz var. Hem buranın yeni açılmış olsak bile işlerimizi yapıyoruz. Hem de aynı zamanda burayı tam faaliyete sokuyoruz. Sokmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 ay oldu galiba. Kısa bir süre daha lazım bana. Buranın artık tam faaliyeti yürürde olduğu noktadan sonra bilgisayar oyunlarına daha çok vakit ayırıyor olacağım. Ve sizlere daha farklı oyunlar, daha farklı videolarda paylaşacağım. Eee... Şimdi bu yıl istediğin hedeflere ulaşabildin mi demiş Ongan bizim kadim moderatörlerimizden. Bu yıl istediğim hedeflere aslında bu yıla girerken bu yıl yaptığım çoğu şeyin kafamda şey yoktu. Hmm, fikri bile yoktu neredeyse öyle söyleyeyim. Çok spontane ama müthiş gelişti. Bu yıl istediğim hedefleri hatırlamıyorum ama şu an muhtemelen çok daha iyi bir yerdeyim, çok daha mutluyum. Lol videosu çekmeyi neden bıraktın demiş bir arkadaş. Dün lol videosu yayınlandı zaten ama bu ben bu videoyu çekerken haberiniz olmadığı için göreceksiniz. Eee Dur bakalım. Wild Rift'te yeni gelen şampiyonlar ve onların çekme istekleri var. Wild Rift şu anda arkadaşlar Aranof Vader'la beraber anlaşmalı bir şekilde çalıştığımızdan dolayı Wild Rift zaten çekmem yasak. Wild Rift oynamam yasak. Bu çok doğal ve normal bir şey olaraktan Wild Rift tarafını benden istemeyin. O tarafta bir beklenti de olmayın. Bundan sonrası için söylüyorum. Ee, seneye görüşürüz der misin video sonunda demiş. Ayıp edersin tabii ki de deriz. Bir klasik. 2022 için yayın ve video plan programı nedir demiş Hacı 2022'deki aslında video programım her gün video paylaşmak Ki neredeyse bu senede de e, Ara ara Toxilla'da, ara ara Oyun Bros'ta olmak üzere Her gün video paylaşımımı yaptım 365 günde 300'den fazla video yayınladım Bayağı iyiydim bence bu konuda, istikrar konusunda iyiydim Önümüzdeki sene 2022 içerisinde Haftada en az 5 video şeklinde bir düzen belirleyeceğim. Çünkü buranın da işleriyle beraber biraz fazla yoruluyorum. Ha, kabul edilebilir bir yoğunluk ama haftada 5 videoda bence yine kabul edilebilir bir rakam. 2 gün videosuz geçecek ortalama. Canlı yayın programım şu anda hiç belli değil. Onu önümüzdeki haftalarda hatta belki aylarda desem belli olur o zaman. Yani belirlediğimde paylaşırım sizlerle. 2022'nin hedefler demiş. 2022 için hedefler arkadaşlar eşimle açtığım iş yeri açtığımız daha doğrusu ne açtığım sanki ben şu şu eşimi açtığımız iş yeri ve bu iş yerinin yükselmesi güzel gidiyor olması YouTube'un Aynı seviyede bile devam ediyor olsa benim için kafi. E, çünkü artık mesela bazı şeyleri sadece keyif içinde yapabiliyor olacağım. Eğer bu iki iş yeri istediğimiz gibi olursa şu ana kadar maşallah diyelim iyi durumda gözüküyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna doğru bir şeyler daha net ve belli şey, belli olmuş olacak. E, burada dediğim gibi şu anda iki çalışanım ve benle beraber üç kişilik bir ekip olarak başladık. İnşallah buranın beş ee, benle beraber toplamda 5 kişi çalışıyor olacak 2022'nin sonunda burada ee, Güzel tatlı büyük hedeflerimiz var Hayırlısı bakalım diyelim Onun dışında kendi söylemek istediğim şeyler var demiştim aslında da Sizlerin soruları bunlarla o kadar çok alakalı oldu ki Neredeyse pek de bir şey kalmadı Dediğim gibi arkadaşlar yani Güzel tatlı şeyler yaptık Biraz başta korktuk bu sene yaptığımız şeylerde iş yeri açmak falan filan derken çünkü ha iş yeri açacağım dediğin anda ağzından 100 bin lira para çıkıyor. Ee, az para değil bu paralar. Yani bazılarınız için çok olmayabilir. Eyvallah saygıyla karşılarım ama gerçekten az para değil. 100 bin lira, 150 bin lira bir iş yerine en basic seviyede bu da hani. En basic seviyede açman için böyle bir şey gerekiyor. Aha, benim buranın kirası aidatla beraber 4000 bin lira. Ben hani e, tamam evi şey, evi daha kaç yıl önce zaten satın almıştım. Kredisini ödüyordum. Kredisi de bu arada önümüzdeki ay bitiyor. Artık ev tamamen sonunda benim olacak. Onun rahatlığıyla işte oranın kredisi bittiğinden dolayı buralara kira ödeyebilir. Rahatlığa eriştik ama yine de kolay şeyler değil. Bu iş yerlerinin iyi bir seviyeye gelmesi en büyük temennim. Sizler de arkadaşlar bir şeyler yaparken korksanız bile cesur davranın. Ama aptal cesareti değil. Artılarınızı, eksilerinizi kağıda kaleme yazın. Neler bir, bir, konuda girişim yapmak istiyorsanız o girişimle alakalı dediğim gibi artıları, eksileri yazın ve baktığınız artılar ağır basıyor. Korkmayın, yapın. Minimal seviyede başlayın. Belki yeri gelir. Örnek veriyorum. Benim şu an bu iş yeri ortalama olarak önümüzdeki sene 5 kişi belki çok daha Farklı bir boyuta evrilip 10 kişi 15 kişilik bir ekibe dönüşecek e, ama ne yaptım başlangıçta iki çalışanla beraber 3 kişi olarak toplamda başladım ve e, şu anda da hiç pişman değilim e, bir iş yerinin ortalama olarak söyleyeyim kendini kurtarmaya başlıyor olması aylık masraflarını kazancıyla birbirine dengelemesi 6 ay 12 ay arasında bir süreçtedir ve e, yine maşallah diyeceğim. Bir, iki, ikinci ayımdayım galiba şu anda. Birinci ay yeni bitti ya da bitecek. Şu anda elimde olan işlerle beraber burası kendi kendini tamamen kurtarmaya başladı. İnşallah böyle de devam eder. Bakalım hayırlısı abi sizler de bir şeyler yapmaktan korkmayın. Planlı gidin, programlı gidin, bildiğiniz şeyi yapın, bilmediğiniz işe girişmeyin. Bilmediğiniz bir şey, yani bir iş yapmak istiyorsanız ve o işle ilgili az bilgiye sahipseniz önce araştırın, öğrenin. Araştırmak ve öğrenmek bedava. Siz bir şeyler araştırıp öğrendiğinizde belki bundan 5 yıl sonra açacağınız iş yerinin kendinize bilgisini yüklemiş olursunuz. Ben 7 yıldır, 8 yıldır bu sektörde yaptığım her şey, attığım en küçük adımı bile şu anda burada e, malzemeye çevirebileceğim bir iş kurdum ve çok güzel oldu. Gerçekten çok mutluyum bu konuda. Ee, aynısı umarım sizler için de geçerli olur. Tabii ki de bunların hepsi bir iş yapmakla alakalı değil. Hayatınızda ileriye, ileriye yönelik bir adım atmak. İleriye yönelik bir adım atmak. Bu ee, yani bir şeyler sadece iş yeri kurarak olmuyor. Gördüğünüz gibi yani ben 7-8 yıldır YouTube'dayım ne yaptım? Bir tane video atarak başladım. Bunu bir iş olarak başlamamıştım gerçi birazcık sayılmaz bu bahsettiğim konudan ama bir şeylere başlamak için beklemenize gerek yok. Daha çok uzatmayacağım arkadaşlar. Umarım 2022 yılı içerisinde elinizde hedefler varsa onları gerçekleştirirsiniz. Yoksa da güzel yollar belirler ve bunlar için umuyorum, umuyorum bakın gerçekten çok güzel ve önemli şeyler bunlar. Araştırmalar içerisine, öğrenmeler içerisine girersiniz ve kendinizi muazzam bir seviyede geliştirirsiniz 2022 yılı yükseliş yılı olsun arkadaşlar seneye görüşürüz diyelim kendinize çok iyi bakın bir iki üç gün tatil yapacağım 2 ee, gün galiba aynen o yüzden 1 Ocak'ta video gelmeyecek 2 Ocak'ta video gelmeyecek 3 Ocak'ta yeni videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın mutlu Keyifli seneler diliyorum hepinize. Umarım bazı şeyler konusunda da beni anlamışsınızdır. Yani ee, gidip illegal yollardan bir şeyler yapmıyoruz. Burada bazı arkadaşlar Arnav veiler atıyoruz" diye işte ne bileyim Dora'ya, White'a, e, bana böyle gereksiz gereksiz laflar et, edenleri görüyorum. Sadece kendi videolarımda da değil ben. Hani beraber bir ekip olarak iş yaptığımız kişilerin kanallarını da bakıyorum. Herkes birbirine bakıyor. Arkadaşlar bu, tarz yorumlara hiç gerek yok. Yani şev kırıcı, kalp kırıcı, kötü yorumlar falan atacağınıza atmayın daha iyi. Sorun değil. Kimse e, sizin kötü yorumunuza muhtaç değil. Kimse sizin negativitenize muhtaç değil. Kaliteli eleştiriler bu dediklerimin tamamen dışında bu arada. Ama hani gerçekten kimse sizin para kazanıyorsun diye şöyle böyle para kazandın ben seni kıskandım e, anlamı içeren Negatif, kötü yorumlar. Gerçekten ne kimsenin umrunda ne de kimsenin ihtiyacı var bunlara. Nefesinizi klavyedeki ya da telefonda parmağınızı basarken ki enerjinizi böyle şeylere harcamayın. Kimsenin umrunda değil bu tarz yorumlar. Ee, yeri geliyor böyle tam modu düşük bir ana denk geliyor. Kendimde de oluyor. Gereksiz bir şekilde canımız sıkılabiliyor. Ama onun dışında harbiden bundan başka hiçbir faydaya yaramıyor bu yazdıklarınız. Onun dışında da destekleyen herkese, oyunu severek izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Ortalama böyle 10.000 civarında bir sabit takipçimiz var. Hani bazen bu daha çok oluyor, bazen daha az oluyor ama ben o kişilerle de devam etmeye fazlasıyla okeyim. Görüşmek üzere, önümüzdeki videolarda kendinize çok iyi bakın, bay bay.